Türkiye'nin en iyi oyuncularından ve en iyi seslerinden biri Sinan Taymin Albayrak. Deyip türkü söylemeye başladım. <en iyisi. gülüyor> Yani seslerinden derken siz beni anladınız. Çocukken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Pilot mu? Pilot mu? Ben Allah'a şükür diyorum, annemden babamdan dinimi gördüm. Annem bana oradan işte Sübhaneke öğretmişti mesela. Hı hı. İhlası öğretmişti. Kızınızı düğüne götürmeye geldik dendiği zaman babanın ne demek ulan hani ne düğünü falan hani. Aa. Böyle bir şey yapamaz. 100 metre ilerisinde atılmış olan bombayı hani doğal karşılayan, geçen mermileri bir rüzgar fısıltısı olarak algılayan çocuklar var. Arkadaş tarafından öldü diye cesedi saatlerce sırtta taşınıyor. Sen ayağa kaldıran fiziksel gücünden ziyade manevi, psikolojik sağlamlığın inancındır, gücündür. Bu eğlenceli bir program mıydı normalde? Hepsi, bütün renkler var bizde. Herkese merhaba. Bugün o kadar mutluyum ki çok uzun zamandır ağırlamak istediğim çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi aynı zamanda televizyonculukta beraber çalıştığım yapımcım. Çok değerli oyuncu, hepinizin yakından tanıdığı çok değerli oyuncu. Bence Türkiye'nin bu arada en iyi oyuncularından ve en iyi seslerinden biri. Sinan Taymin Albayrak. Deyip türkü söylemeye başladım. <en iyisi. gülüyor> Yani seslerinden derken siz beni anladınız. Ses tonunuzdan bahsediyorum. Yaptığınız seslendirmelerden bahsediyorum. Metnini yazdığım programların, bazı programların seslendirmesini Sinan Bey yapıyor ve... Bir tek sizin metnini yazdığınız... İşte seslendiriyorum, başka yapmıyorum. Öyle mi? Terası oldum artık. Gerçekten. Ya bu benim için olur. Çünkü gerçekten sizin sesinize metin yazmak bence dünyanın en keyifli işlerinden bir tanesi. Ben metin yazarken sizin sesinizi duyarak o kelimeleri yani ard arda diziyorum. Bunda mübalağa etmemize hiç gerek yok. Hatta bu program için söylenen bir şey de değil. Biz bunu gerçekten telefonda böyle birbirimize bazen söylüyoruz. Evet. Ben de okurken gerçekten hani o melodiyi öyle tatlı yakalıyorum ki cümlenin başlangıcında ben o melodinin notalarını sonuna doğru görebiliyorum ve hani o ahenkle zaten dizilimi kurmuşsunuz, rahatlıkla okuyabiliyorum. Müthiş bir keyif okumak. Ne kadar büyük mutluluk gerçekten bunları duymak benim için. Sonuçta mesleklerimizi %50 hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz ama şu motivasyonun kıymeti parayla ölçülemez yani. Hani bu cümlenin, bu takdirin kıymeti parayla gerçekten ölçülemez. Sizden bunları duymak benim için efendim, çok büyük hak mutluluk. Ediyorsunuz. Normal hayatta da gerçekten güzel şeyler insanlar duymak istiyor. Güzel şeyleri esirgemeden söyleyebilmeliyiz. Hele hak yerini buluyorsa. Çok teşekkür ederim. Övgü faslında burada bitirdikten sonra. Evet. Şimdi her şeyden önce şu gözlemimi bir kere paylaşmak istiyorum. Sinan Taymin Albayrak deyince benim aklım, yani nasıl tanırsın, bize anlat deseler, sadece çevresindeki değil, bütün dünyadaki meselelere asla duyarsız kalamayan duygusal bir insan. Balık burcuyum. Balık burcu musunuz siz? Gerçekten mi? Ben onu niye karıştırdım? Hep boğa burcu kalmışsınız aklımda. Boğa gibi güçlüyüm, ondandır o. Benim yükselen burcum balık, oradan tanışmıştık. Öyle mi? Tamam. Yani, ama gerçekten ben... Şu sektörde sizin gibisini görmedim diyebilirim. Teşekkür ederim. Vardır ama ben biraz daha demek ki işin algılanmasını, duyulmasını sağlayabilmişim. Çünkü bazı noktalarda hassasiyet gösterdiğiniz alanların insanlar tarafından fark edilmesi lazım. Evet. Yani bunu bir gösteriş olarak, bir şov amaçlı yapmıyoruz, hı-hı, elbette ki ama bazen bastığınız yaranın acısının, hı-hı, başkaları tarafından görülüp hissedilmesini sağlamakta fayda vardır. Tek başına bir kuvvettense arkamdaki, hı-hı, hani o düzinelerce insanın, hı-hı, yardımının oraya ulaşması çok daha önemli. Yani siz bunu şöyle yapmıyorsunuz ama hani yanıma kameraları alayım, ondan sonra arkamdan kameralar gelsin de işte bu yapılan organizasyonu da görüntülesinler, belgelesinler, örnek olsun adı altında. Hani yapılan bazı şeyler var, böyle şov vari hareketler. Sizde böyle bir durum yok. Sessiz sedasız yapıyorsunuz ama yani hani böyle bir ilahi güç var. İyi niyetle yapılan bir şey de gizli kalamıyor zaten. Kalamaz elbette ki. En azından sevdiğin ya da can olan insanlar tarafından bilinir ya da onların söylemleriyle bir takım insanlara ulaştırılır. Dediğiniz doğru, kameralarla gitmiyoruz elbette. Benim, hı, çok böyle canı gönülden dahil olduğum bir oluşum var, bir yardım vakfı var. İHA üzerinden, evet, ben bu, hı hı, yardımların içerisinde var olabiliyorum onların sayesinde. Mavi Marmara ile mi başladı bu arada? Benim somut olarak hani bu anlamdaki aktivistlik Mavi Marmara ile başladı. Hı-hı. Evet, ama hani onun öncesinde
ilgi gösterdiğimiz başka alanlar vardı. Suriye gibi yerler, yani şimdi günümüzde evet dışarıda yoğunlukla Arap unsuru insanı görünce insanların tepkileri olabiliyor. Benim işimi elimden aldın sen, benim ekmeğimi elinden aldın sen gibilerinden. Ya arkadaş, biz yıllardır Almanya'dayız, Avrupa'dayız, milyonlarca Türk. Almanya'ya gidip birçok şehirde Türk şehri olarak görüyoruz. Evet. Ekmeğin uğrunda ya da canının uğrunda insanlar bir takım yerlere gitmek ya da sığınmak zorunda kalıyorlar diyelim. Orada Suriye'de olan şey salt bir iyi, salt bir kötü unsurun çarpışması değil. Sen savaşa gidiyorsun, mecburen bir yerde çocuğunu, karını bırakıyorsun, döndüğünde bakıyorsun orası bombalanmış, kaçırılmış çocuğun karın. Akıbetini ben ayrıntılarıyla anlatmıyorum şu anda daha fazlasıyla. Bu insanlar orada savaşmak mı yoksa eşimi çocuğumu korumak mı derdindeyse eğer, ben eşimi çocuğumu alırım, geriye çekilirim. Belki bir güç, bir düzen kurulduğu zaman, gerçekten sağlam saflar belirlendiğinde ben bir safta yer alır savaşırım. Bunu diyen de var. Korkmuş, kaçmış da olabilir insanlar. Ama dediğim gibi oradaki savaş iki renk üzerinden değil. Parça parça. Konu açıldı diye bunu da sormak isterim size. Yani sıkça şunu duyuyoruz ya, sosyal medyada da çokça yer alıyor. İşte kendi ülkemizde yabancı olduk. İşte mülteciler ülkelerine dönsünler. Neden mültecilere bu kadar çok kucak açıyoruz? Go home yanki. Evet, yani ne düşünüyorsunuz? Şimdi Bangladeş'e gittim. Myanmar kampında, Arakan'da olan katliamları da biliyoruz. Oradaki çocukların gözünde gördüğüm ifadeyle Suriye'de gördüğüm çocukların gözünde gördüğüm ifade farklıydı. Suriye'de 10 yıl, 11 yıl, 12 yıl savaşın içinde yaşamış, orada doğmuş, büyümüş. Artık hemen biraz 100 metre ilerisinde atılmış olan bombayı hani doğal karşılayan, geçen mermileri bir rüzgar fısıltısı olarak algılayan çocuklar var. Myanmar'da gözlerinin önünde babasının karnı deşilmiş, bağırsakları alıp direğe bağlanmış ve o şekilde koşturularak öldürülen, yine çocuklarının, karılarının gözleri önünde sırt üstü yere yatırılarak karpuz keser gibi ağızlarından o palayı sokarak kafaları kesilen insanlar var. Neden yapıldı bunlar? O dehşeti görsünler. Yarın bir gün uluslararası devletler devreye girer de barış sağlanırsa bu insanlar tekrar geri gelemesinler. Tamam, biz alırız, siz gönderin de bakın onlar gelmiyor, ne yapalım diyebilmek adına da bir yandan. Bir soykırım yaşandı. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani Uygur Türklerine yapılan da o. Bir kadına sorduk orada, yani ne umut ediyorsunuz, hayaliniz ne? Tek hayalim ölebilmek, tek umudum ölmek diyor kadın. Ne umudum olabilir ki? Yani geri gidemezsin. Evet. İleri de gidemiyorsun. Orada tıkılıp kaldım. Çok acı. Ev yapmak istedik. Türkiye Devleti, Cumhuriyeti orada ev yapmak istedi oradaki insanlara. Bangladeş izin vermedi buna. Ancak işte yine STK'lar sayesinde, işte yine İHA'nın da oluşumuyla orada ahşaptan, barakadan, işte bungalov tarzı evler yapılabildi. Bu hem acıklı, çok kötü bir şey, hem de enteresan bir tedbir de bir yandan. Asla benimsemiyorum, övmüyorum ama bunun bir daha böyle basamak ya da iki basamak yumuşağını biz yapabilirdik. Şehir merkezlerine, zaten şişmiş olan şehir merkezlerine insanları yığmanın bir manası yoktu. Aç ve acıların içerisinden gelen ve gerçekten savaş kültürüyle yıllardır hemhal olan bir milletin daha hırçını olma potansiyeli. Özellikle Afganistan'dan gelen insanların. Savaştan başka hiçbir şey yaşamadı bu insanlar. Doğru. O yüzden seninle benimle kavga etmesi onlar için çok normal bir şey. Doğru. Daha dışarılarda onlara özel kamplar yapılabilirdi. Suriye'de yapıldığı gibi, Azez kampı gibi. Şimdi orada evler de yapılıyor Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Briket evler yapılıyor. Niye bunları yapamazdık biz? Yapılabilirdi. Çok ama güzel ama, bir değişik bir bakış açısı. Uygun, evet, uygun bir yerleştirme politikası izlemedi. Çeçenistan Savaşı'nda Çeçenlere yapıldı bu. Çeçenler kamplarda tutuldu. Şehir merkezlerine gelemiyorlardı baktığınız zaman. Yerleşim olarak diyorum. Şimdi biz hilafetten gelme bir milletiz. Biz Osmanlı'dan geliyoruz. Osmanlı'yı sadece öyle dizilerde gördüğümüz böyle balta sallayan işte kahraman bir millet, savaşçı bir millet olarak görmemek lazım. Bunlar dini doğru yaşayan insanlardı. Yönetim olarak söylüyorum. Din demek baskıcı bir rejim uygulamak değildir. Sakalın şu kadar santim olacak, bilmem ne olacak, buraya kadar kapanacaksın. Gözlerinin dışında hiçbir yer görmeyecek, hatta gözlerini de kapatacaksın. Şer'i anlayışı değildir bahsettiğim şey. Biz himaye edeniz, biz koruyanız. Allah'tan geleni biz insandan esirgeyemeyiz. Biz eğer bir kudrete sahipsek o kudreti
kullanabildiğimiz ölçüde kullanmak zorundayız. Hı. Ha şimdi ama bizim kendi öz yerleşik insanımız, benim insanım onlar yüzünden aç kalıyor. Bunun söylemini ben destekleyemem. Hı hı. Ya da ben bunun karşı açıklamasını da yapamam şu anda. Matematiğini, ekonominin şu anda ben o anlamda bilmiyorum, vakıf hı hı. değilim. Ben insani değerden bakıyorum. Arkadaş yani Suriye'ye gitmek gerekmiyor. Bangladeş'e gitmek gerekmiyor belki. Afrika'ya gitmek gerekmiyor belki. Benim için gerekiyor. Benim görmem gerekiyor. Kitaplardan gördüğüm ya da haberlerden gördüğüm şey deyip kapatıp geçebiliyorum. Ah diyorum. Mekanı cennet olsun. Allah huzur versin. Neyse. Yeni tabir. Işıklar için doyursun ölenlere. Evet ne demekse. benim görmem gerekiyor. O acıyı yaşayanın gözünden alabilmem gerekiyor. Benim o transfere ihtiyacım var bir kendime gelebilmek için. Bunun için de mesela şimdi kalkarsın Reyhanlı'ya gidersin. Reyhanlı'da Faysal'ı bulursun Suriye'den. Faiz'i bulursun. Bak ne kadar ilginç isim. Evet. Birisinin adı Faysal. Evet. Birisinin adı Faiz. Bu kardeşlerimin, bu abilerimin mesela bir abim işte bu bahsettiğim kişilerden Suriye'de devlet güçleri, rejim güçleri tarafından paramparça ediliyor. Arkadaş tarafından öldü diye cesedi saatlerce sırtta taşınıyor. Öldü diye paramparça adam yani. Kollar, bacaklar kopuk vaziyette sallanıyor. Ölmüş mü? Saatler sonra bir kıpırtı fark ediyor ve neyse tedaviye alınıyor bu abimiz. Bu abimiz iyileştikten sonra, iyileşti dediğime bakmayın yani. Müthiş bir deformasyonla iyileşti diyeyim. Bu adam Reyhanlı'da bir bina kiralıyor. Senden, benden, oradan, buradan topladığı, toplayabildiği yardımlarla. O binada kendi eliyle yaptığı, yaptırdığı tedavi araç gereçleriyle Suriye'deki yaralıların tedavi edilmesine ya da Suriye'den getirilen o yaralıların orada rehabilitasyonunu sağlamaya başlıyor. Orada hemşireler yetiştirmeye başlıyor ve o hemşireler orada yetişip tekrar Suriye'ye dönüyorlar ve orada ölüyorlar. Bunu bile bile gidiyorlar. Bu adam Reyhanlı'da bu tedaviyi sağlıyor, hemşireleri yetiştiriyor ve gidin oradaki insanlara mezalime uğrayan insanlara yardım edin diyor ve onlar gidiyorlar ve ölüyorlar. Maalesef ki bir tane kör kadından bahsedeyim. En basitinden hemen özet kapatıyorum sonra konuyu. Kör, iki gözü de kör. Hamileyken bomba düşüyor. Kör kalıyor hamileyken. Kocasının ne olduğunu bilmiyoruz. Ya savaşa gitti ya öldü. Kadın o kör haliyle. YouTube'da her şeyi konuşabiliyor muyuz? Kelimeleri zikredebiliyor muyuz? Evet. Tecavüze uğraya uğraya belki de. Müthiş bir katliam kuşağından geçerek. Ne kadar zaman sonra bir takım iyi insanların nihayet hani ona yol göstermesi, elinden tutmasıyla bir şekilde hani bizim o tarafa gelebiliyor. Bizim dostlarımızın yanına ulaşabiliyor ve o tedavi alınıyor. Böyle sizi dinleyince aslında savaş muhabiri de olabilir misiniz gibi hissettim şu anda. Olurdum açıkçası. Evet. Savaş muhabirliği gerçekten inanılmaz saygı duyduğum kutsal bir meslek. Çok da savaş muhabiri arkadaşım var bu anlamda. Kadın da dahil olmak üzere bunların arasında. İmrenerek, gerçekten gurur duyarak bu mesleği yerine getirmek isterdim elimden geldiğince. Babam yokken tabii ki annemizle hep beraberdik. Annemize derttik, dört tane erkek. Evet, dört erkek hiç kolay değil. Değil. farklı da abilerim vardır hakikaten. Ben çok mutlu bir çocukluk geçirdim Almanya'da. Mahallemizde amca çocuklarımız da vardı, işte İtalyanlar. Alman çocuklarıyla çok anlaşamazdık açıkçası. Çok daha snob olurlardı bize karşı. Biz belki de hani böyle bir işçi mahallesinde yaşadığımız için, gettolarda belki de, biz biraz daha dışarıda tutulan unsurlardık onların nazarında. Belki de bak çok enteresan, belki Suriyelilere ya da Türkiye'deki yabancıları savunma ya da sahiplenme refleksin buradan geliyor olabilir. Belki de gerçekten. O yüzden dışlanmıştırabilirim çünkü. Çocukluğunuza emeği o yüzden istedim. Psikolog olma. Şu an ilk seansımı yapıyorum şu an. Güzel. Ama böyle bildiğim kadarıyla dini motiflerin de olduğu bir evde değil mi? Ailede büyüdünüz. Tabii annem babam inançlı hacı insanlardı.
Yani kişinin inancı kendinedir, mesuliyeti eşinedir, çocuğunadır. Bu anlamda sadece kendine ait değildir mesuliyet. Ben Allah'a şükür diyorum, annemden babamdan dinimi gördüm. Hiçbir zamanda şöyle yap, böyle et dediğini babamın hatırlamam yani, ama hani küçükken çoğumuz bir Kur'an kursuna gitmişizdir. Ben de gittim. Biz tekvando yapmayı, dövüşmeyi orada öğrendik. Yani hallarda yuvarlanmayı falan filan, ama demek ki belki de yine de bilinçaltına güzel bir şeyler bıraktı. Annemle mutfakta otururken işte annem bulaşığı yıkardı. O pencere ve mutfak dolabı arasında böyle dar bir köşe vardı. Sandalyem orada, arada oturdum. Annem bana oradan işte Sübhaneke öğretmişti mesela. İhlas'ı öğretmişti. Orada oyun havasında onları öğrendiğimi hatırlarım. Çok keyifli de bir o eğitim anı kafamda kaldı diyeyim. Dans ve müzik bizim için çok önemli Çerkezler'de. Köylere gidip ilk mesela Cinlörendir bizim köyün adı. Uzun Yayla bölgesinde, Kayseri'de. Dansları orada gördüm ben ilk defa Çerkezlerin düğünlerde. Ahırlarda, ahırlara tertemiz o samanlar dökülür. Kızlar evlerinden alınır. Kapılar çalınır civar köylerin. Muhteşem adetlerdi. Kızınızı düğüne götürmeye geldik dendiği zaman babanın ne demek ulan, hani ne düğünü falan, hani böyle bir şey yapamaz. Peki der, kızım hazırlan, düğüne götürecekler seni. Emanet verilir o kız. Ne kadar güzel. O köyün gençlerine ve düğüne götürülür. Yine o gençler tarafından eve getirilir. Sabaha kadar düğün yapabiliriz. Sorun değildir. Asla da akla bir kuşku gelmez. Ya bunlar kenarda, kıyıda, köşede hani bir şeyler yaparlar. Tabii ya, belli zaten. Emanet o kadar önemlidir ki bizde. Şükür ki hala bu emanet anlayışı devam ediyor. Bu konumuzun en başında şimdi alakası bir bağlantı gibi gelse de emaneti devam ettirmek. İnsanlık, şefkat, sevgi bize emanet bırakılmış bir şeydir. Biz bu emaneti bir kenara koyup orada unutursak bizden geriye bir şey kalmaz. Bizim değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor o anlamda. Ben de işte o aile yapısı içerisinde güzel değerler kazandığıma inanıyorum. Hem Çerkezlik hem dinimiz, inancımız bakımından babamın, annemin böyle muhteşem duruşları vardı. Onların bize verdikleri sayesinde, sonrasında abilerimden aldığım ayrı ayrı böyle sanatsal tohumlar diyeyim. Onlar beni ben yapan unsurlar oldu tabii ki. Üzülürüm hani ben annemi çok tanıyamadım, babamı çok tanıyamadım diyen insanlara, arkadaşlarıma. Ama bir annen vardı, bir babam vardı. Belki bilinç altında da olsa hala onların sana verdikleri duruyor. Yani biz gene annemizden babamızdan görmemiş olsak dahi çok derin bir miras aldık. Bu da yaşantımızın ilerleyen zamanlarında sen fark etmesen bile ortaya çıkar. Tabii tabii, muhakkak. Peki ailenin en küçüğüsünüz anladığım kadarıyla, değil mi? Çocukken ne olmak istiyordunuz? Kilot. Kilot mu? Pilot mu? O zamanlar pilota kilot diyormuşum ben. Ne olacaksın diye sorarlarmış herkes. Kilot olacağım diye. Ne kilot olacaksın ben? X-large kilot olacağım. Çok iyi şey. Kilot olacaktım. Güya. Yani ondan sonra şu olacağım dediğim bir şey hatırlamıyorum. Kilot da olmadım yani. Çok tatlı ya. Kilot olacağım deyince ben bir an kala kaldım. Oyunculukla yolunuz nasıl kesişti? Oyunculukla çok saçma bir şekilde kesişti aslında. Şimdi öncelikle Almanya'dayken abilerimden birisi beni hep denek olarak kullanırdı. elinde kamera varmışçasına, işte patenlerimiz vardı o zaman. Yani işte paten kaymayı öğrendik. Patenle böyle etrafında böyle dönerdi mesela, futbol sahasına götürdü beni. Muhtemelen bir korku gerilim filmi izlemiştir. Paten sahasında ben böyle garip garip duran bir çocuk. O etrafında patenle döner, kamerayla güya beni kaydediyor olur. Böyle dibe kadar gelir. Ama ya kamera yok aslında. Kamera yok o zaman. sonra bir fotoğraf makinesi edindi mesela. Bana yaralar yapardı işte. Böyle işte ne hamur, o zamanlar hamurdan yara yapar. Ketçap döker, kan. Çok yaratıcı. Demiri saplamış gibi böyle fotoğraflar var mesela. Çok kreatif. Ya da deneyler şöyle
hadi şimdi annemlerin yanına giriyorsun, amcamlar var, misafirler var mesela. Elimde bıçakla oynuyor olacağım. Git bıçakla oyna onların arasında. Bir ön oyunu hazırladık. Evet. İkinci turda beni bıçakla görmüş oldular yani. İkinci turda buraya yara yapılır. Buraya ketçap dökülür gene. Anne, anne elimi kestin. O dehşeti yaşatırsın onlara ve dayak yersin en sonunda tabii ki. Yani onları kandırdığın için. Devamlılık da var yani. Devamlılık da var tabii ki. O deneylerin kurbanı olmam münasebetiyle belki de sonrasında oyunculuk adına bir şeyler kaldı. Abiniz yönetmen mi? Abim görüntü yönetmeni şu anda. O evet yani. Elinde dönen o görüntü yönetmeni. En büyük abimiz de. O zamanlar tabii anlamazdım ben bunu. Polonya'ya gittiğini bilirdim. Polonya'da Grotowski ile çalışıyor olduğunu sonradan öğrendim. Grotowski kimdi ki bizim için o zaman? Sonradan Grotowski bizim için çok önemli bir isim oldu. Yani tiyatro eğitimi alan insanların bildiği bir isimdir Grotowski. Klasik tiyatro anlayışının dışında içten gelen hayvanı uyandırarak oyunculuk yapmak tekniği dediğim. Ya da en basit şöyle özetleyeyim Grotowski tekniğini. Nedir bizim bildiğimiz tiyatro? Sahnemiz vardır, dekorumuz vardır, kostümümüz vardır ve kelimelerimiz vardır. Seni seviyorum derim ben. Derdimi anlatırım sana hani. Ama yüzümde bir ifade yoktur. Seni seviyorum. Yani yüzüne tükürmek istiyorum demekten ne farkı var şu anda? Evet hani, aynen. Grotowski de diyor ki ben senden kelimeleri alıyorum. Ben senden kıyafetlere de alıyorum. Senin ne bileyim bir politikacı, bir polis ya da ne bileyim bir çöpçü olduğunu kıyafetinden anlayamayacak ya da bir saraylı bir asilzade olduğunu bilmeyecek insanlar. Ben senden dekor da alacağım. Çırılçıplak oynayacaksın. Bir paçavrayla oynayacaksın sadece. Oyna bakalım bana seni seviyorum demeyi göster. Yani öyle bir ses fışkırsın ki içinden öyle bir bak ki ben senin gözünden kelimeleri okuyabileyim. Ne kadar güzel. İçteki o bilinç altındaki dürtüyü hayvanı uyandırarak oynatıyor seni Grotowski. Basitiyle anlattım yani. Yo, çok güzel anlattın o zaman. Onlardan da tabii öyle bir şey o taraftan da geldi. Daha ne olsun? Sonra ben unuttum ama onlar işte bir atıldı içeriye. Yani evet bilinç altına kaydolmuş evet. Sonra lise bitti, üniversite sınavları ben kazanamıyorum ya, üniversiteyi bir türlü benim aklım ermiyor matematiğe falan filan. Ben çok haylaz bir çocuktum. Beceremiyorum bir türlü o alanda hani matematikti, fizikti falan filan. Hep aklım başka şeylerde. Ben Ankara Sanat Tiyatrosu'na dahil oldum. Ama ona dahil olmadan önce ne yaptım? İşte ben tekvando kökenliyim. Fiziksel olarak aksiyonel yönüm iyiydi açıkçası. Ama bunu değerlendirebileceğim bir filmde çalışma imkanım olmadı. Ya yaşlanmadan arkadaş beni alın. Evet. Kullanın biraz. Ben sizi olmadı. Sosyal medyanızda görüyorum. Ata biniyorsunuz. Ata yağdı ya. Bir şey yapıyorsunuz. Ona ne deniyor? Balta atıyorum. Balta atıyorsunuz. Balta gitmemiş ormanlara diye. Ben inanamadım ya. Tek seferde böyle yürüdü geldi attı ve çat diye böyle tam isabet etmek istediği noktaya attı. Ben kaç defa yürümüşümdür Allah bilir oraya onu atmak için. Olsun ben gördüğüme bakıyorum. Peki balta da atıyoruz fena değiliz ama. Velhasıl o aksiyonel hayatımın bir döneminde kendimi sorguladığım bir aşamada uzun bir yürüyüşe çıktım. Bahçeli evlere geldim, beş evlere geldim. Hacettepe Devlet Konservatuvarı yazısını gördüm. Allah Allah bu konservatuvar muhabbeti nedir? Bir de bu anlamda da cahilim yani. Fame diye bir dizi izlemişiz çocukluğumuz boyunca. Evet. Hep de özeniriz Fame hani. Ne güzel ya üniversitede adamlar dans ediyor falan filan yani üniversite. Bir dakika ya dedim. Gittim. Merdivenlerden aşağı indim güvenlik görevlisine. Burası nedir diye sordum. Konservatuvar dedi. Tamam okey anladım da. Hani Hacettepe ile alakası ne bu olayın? Hani Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Üniversite olarak mı? Evet. Yani lise değil. Ya da kurs değil. Üniversite. Evet. Ya hiç ilgilenmemişim çocukluğumdan beri sanat, oyunculuk anlamında bir meslek düşünmemişim aslında. Evet. Ama Hacettepe somut deyince olarak. Sizin de herhalde tıp geliyor aklınıza. Tabii Hacettepe. Evet yani ne alaka? Konservatuar evet. Ne yani? Dedi ki burada işte müzik bölümü var dedi. Piyanosu, kemanı, şusu busu, şan bölümü var dedi. Bale var dedi. Falan filan. Tiyatro var dedi. Ne? Tiyatro mu? Ding! Uyandı. O gün itibariyle
geçen süre 4 seneyi buldu. Ben hiç Hacettepe'nin sınavına girmedim. Halbuki bana oyunculuğu ilk anlatan yer orası. Hı hı. Çünkü beni birisi korkuttu. Öyle de bir işlemiş ki kafama. Önemli bir tiyatro üstadımız, hı hı, abimiz demişti ki Sinancığım ya, torpilin yoksa giremezsin Hacettepe'ye. Öyle bir şey vardı. Üzme eskiden kendini. Evet. Evet, vardı. Ben hala da vardır yani. Yok ya, öyle bir söylenti vardı. Doğru mu bilmiyorum. Doğru. Daha doğru mu? Doğru. Doğru ama evet. Sadece torpilliler girmiyor yani. Yetenekli olanlar da girebiliyor. Evet, keşke deneseydiniz misiniz? 4 sene dil tarihin sınavlarına girdim ben. Çünkü Dil Tarih Üniversitesi'nin sonrasında araştırdığım zaman daha benimsedim ben. Konservatuar kavramı maalesef biraz sığ bir olgu bizde. Neden? Çocuk konservatuara giriyor. İşte müzik bölümü, mesela bale bölümü falan. Onlar ortaokul, liseyi de orada okuyorlar. Hı hı. Sonra lisans, konservatuar, işte üniversite kısmına geçmiş oluyorlar. Maalesef ki bizim konservatuvar sisteminde, yurt dışındakini bu kadar sığ görmüyorum, takip ettiğim kadarıyla. Öyle bir eğitim sistemi uygulanıyor ki çocuk enstrüman mı çalıyor, neyse enstrümanı, onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Evet. Şancısı sadece şandır. Bale sadece baleyle alakalı çalışır eder. Dış dünyada ne oluyor? Bir gündemi takip edin çocuklar. Yazarlarımız, dünya yazarları, bir alın bu kitapları okuyun. Hı hı. Kendi içinizi donatmadan siz dışarıya sanat akıtamazsınız. Doğru. Sadece baleyse o figürü yaparsın, müzikse o notayı çalarsın. Ama içinde pastel renkleri oturtmadan tabloyu dışarı atamazsın. Hı hı. Ne güzel cümleler kullanıyorum bazen. Evet, ben şu an uyduruyorum. Ben bunları yazsam diyorum, sonra size okutsam. Veya asıl gerçekten cahil yetişiyor bizim konservatuvardan mezun olan insanlarımız. Hı. Açıklıkla kelimeyi kullanıyorum. Cahil yetişiyor. Bir kısmı diyelim. Kısıtlı, kısır yetişiyor. Eğitim sisteminden bahsediyorum, yetiştiriliş şeklinden. Kendini bundan kurtarabilen insanlar var tabii ki. Hı-hı. Ama maalesef bunlar çoğu da konservatuvardan mezun olduktan sonra. Aslında böyle temel eğitim falan gibi dersler var sanki. Yani hani de sanat tarihi var. Hı-hı. Yani kim o üniversitede sanat tarihi okur eder, ancak birisinin böyle çok ilgisini çeker de onun üstüne devam eder. Hı-hı. Bakın bizde bir de şöyle sıkıntı var konservatuvarda. Bilinçaltını çok yoran bir tekniktir tiyatro çalışması. Hı-hı. Fiziksel olarak değil de psikolojik olarak, manevi olarak eğer zayıfsan senin tiyatro hayatın çok acılı geçecek demektir. Nasıl mesela? Okul hayatında, sonrası da. Biz zaafa düşmeye çok meyilli insanlarızdır. Neden, nasıl? Şöyle, Rusya'da çok daha uzun süreli bir sınav uygulanır. Bizde bazı okullarda 3 aşama, bazısında 4-5 aşama, neyse o aşamadan sonra yetenek sınavı bilmem ne seni alır. Hı hı. Ama sana psikolojik bir değerlendirmede bulunmaz. Sonrasında uygunluk verilirse senin evet şu parçayı hazırla, sınava girdiği teste tabi tutulman, sınava alınman lazım. Rusya'daki eğitim sisteminde seni öncelikle psikolojik olarak değerlendirirler. Eğer psikolojik olarak sağlam değilsen seni eliyor zaten. Başından eliyor. Seni almıyor o kuruma, o eğitime. Aa, çok ilginç. Bizim konservatuvar daha birinci sınıfta koridorda dolaşırsın böyle. Sağda solda böyle garip garip böyle hareketler yapan insanlar görürsün. Biz hemen tiyatrocu olduk havalarına gireriz. İşte felsefik kitaplar, psikolojik kitaplar tiyatroyla beraber giden çalışmalara eşlik eder. Ama siz bunları bir hayat olgusu olarak daha hemen sınıf 1'de uygulamaya kalkışırsanız, hı hı, ayağa kalkmakta zorlanıyorsunuz. Hı. Basit adımlarla ilerlemek gerekiyor. Biz hemen üniversiteli olmadık, böyle çocuk olur olmaz üniversiteye almadılar bizi. Kur'an-ı Kerim hemen indirilmedi. Önce bizi böyle bir hazırlayan ön kitaplar geldi. Hı hı. Son olgu olarak kitap indi. Kabul eder etmez şu anda dinleyen, hı hı, kişi bunu. Hı hı. Üniversitede dediğim gibi birinci sınıf var. Hemen seni dördüncü sınıfa almıyor. Sen birinci sınıfı bir yaşa. Bir emekle. Hı hı, tabii. Hemen koşturmaya başlama. Hı hı. Bizdeki maalesef hata oydu. Felsefik kitaplara çok fazla dalınıldı. Hı hı. Çalışmalar sırasında. Ve zayıf düşüyorsun. Ha, sonrasında maneviyatına da saldırılır senin eğitim anlayışında. Manevi ya da dini anlamda senin bir şeye sahip olman çok istenmez.
burada yaşadığım için söylüyorum. Hı hı. Bu da hep öfkemdir, kinimdir, kusarım bunu her fırsatta. Dışarıda hep de yine verdiğim örnektir. Oscar törenlerinde adam çıkar kürsüye, Oscar'ını kaldırır. Tanrı'ya teşekkür eder, Tanrı der. Hı hı. Ailesine teşekkür eder. Ama bir din kavramını orada hemen bir ortaya çıkarır, koyar. Doğru. Ve orada da der ki tiyatro çalışmalarında da sen manevi olarak bir inanca sahip olursan bizim mesleğimiz yıpratıcıdır. Tutunabileceğin bir yer olmalı, manevi bir olgu olmalı seni. Dışarıda böyle. Budist mi olursun, hı-hı, bilmem ne mi, evet, olursun ama manevi olarak kendini bir doldur, bir yükle. Maneviyata her zaman ihtiyacımız olacaktır. Çünkü fiziksel dünyada yara almak ve yere yığılıp kalmak çok kolay bir şeydir. Sen ayağa kaldıran fiziksel gücünden ziyade manevi, psikolojik sağlamlığın inancındır, gücündür. Evet. Bizde konservatuar itibariyle inanç kavramı hiçbir zaman konuşulmaz zaten. İnancı konuşacak olursan da yargılanırsın. Bizzat yaşadığım için de söylerim bunu tekrar. O yüzden tiyatroya girecek olanlara da buradan öyle bir mesaj olsun. Gerçekten inançlı olmaktan utanmayın. İnancınız neyse onu yaşayın. Ben bir inanca buradan yönlendiremem kimseyi. Hı hı. Ama inanç çok önemlidir diyorum. Tabii. Ve okumak, kültürlenmek, dünyayı takip etmek. Hı hı. Sadece ülkemize sınırlı kalmak değil. Birbirimizi yargılayan o saçma sapan kutuların içinde sıkışıp kalmak değil yapmamız gereken. Hı hı. Hakikaten çık, özgürce çık böyle. Hı hı. Haykır etrafına karşı, sesini duyur ve görünmeyi sağla. Bunu da ancak bilgiyle yapabilirsin. Evet. Ön yargıyla değil. Hı hı. Kendini kilitleyerek de değil. Şimdi böyle dışarıdan ben... Bu eğlenceli bir program mıydı normalde? Hepsi, bütün renkler var bizde. Okay. Şimdi dışarıdan size bakınca, ben sizi tanımasam, böyle üç aşağı beş yukarı, böyle bir hani ailenizde kökenlerin Avrupa'ya uzandığını tahmin edebilirim. Ama yine dışarıdan bakınca tanımasam derim ki hani ultra modern bir adamdır. İnanç kelimesini çok hayatınızda yeri olmadığını bile düşünebilirim aslında baktığımda. O yüzden bilenler var, biliyorum, ama bilmeyenler şu an çok nasıl diyeyim, onlara samimi geliyordur bu söyledikleriniz. Ama beklemiyorlardır da bence benim gibi. Çünkü dışarıdan dediğim gibi ön yargı diyorsunuz ya hani. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Evet, ama derler ya parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Gerçekten çok paralı zannediyorlar benim bu arada. Hayır, yok yani, imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Gerçekten bu yönünüz beni her zaman çok etkiler. Bu çok önemli bir şey çünkü. Ne yaparsak yapalım, hayatın içinde hangi mesleği yaparsak yapalım, hangi konumda olursak olalım, neticede o içimizdeki o dediğiniz şeyin, çıtanın sağlam olması çok önemli. Gerçekten. Tutunacak bir inancınızın olması, belki birçok antidepresandan, kaç kere psikiyatriste gitmekten, değil mi? Yani sizi hani alıkoyan ve güçlü durmanızı sağlayan o çıta bence çok önemli. Dediğiniz şey çok kıymetli. O yüzden de bunu yaşamaktan ve hatta paylaşmaktan da utanmak bana da çok saçma gelir her zaman. Maalesef utanç duymamız sağlandı. Hı hı. Uzun yıllar boyunca. Hala da çok fazla bunun değiştiğine de inanmıyorum açıkçası. Hı hı. Herhangi bir yönetim şeklinden de bahsetmiyorum. Eğitimin baştan yanlış inşa edilmesiyle alakalı, hı hı, olduğuna inanıyorum ben bunun. Cumhuriyetin kurulması itibariyle maalesef dış unsurların çok fazla dahiliyatı oldu, hı hı, bizim sistemimize. Hı hı. Ve Churchill'ın dediği, bu milleti yenmenin tek yolu inancını yok etmektir. Hmm. Muhabbetinin ne kadar gerçek olduğunu görüyoruz aslında, hmm, biz. Bir nesilden sonra bizim neslimizle beraber aslında yetiştirilen çocuklar, yani diyelim şimdi ben evli değilim ama hani çocuk benim neslim, benim arkadaşlarım ve o nesil çocuklarını yetiştirirken bir önceki nesle nazaran daha böyle işte benim çocuğum çok özgüvenli yetişsin, yırtsın, kendini böyle ortaya koysun, ondan sonra ezilmesin gibi duygularla hani konuşuyorlar, çünkü yanında konuşuluyor bunlar yani. Ne oradan, hmm, biliyorum. Şimdi çocuğu böyle yetiştirdiğiniz zaman işte dokunmayalım, işte şey, şımarsın, istediğini yapsın. Ben öyle büyümedim.
Yani ben hala daha babamın yanında bacak bacak üstünde. Tamam, kaç yaşına geldim ama hala o alışkanlıklar devam ediyor. Ama şimdi mesela bakıyorum benim yani yaşıtlarımın çocuklarına, onları büyütürken ve onların hatta şimdi torunları da oluyor. Aynı mantık gitgide büyüyerek devam ediyor. Aman bırak, dokunma, kızma, bağırma. Çünkü çocuğun özgüveni zedelenir. Yarın bir gün işte bir iş yerine girerse insanların arasında ezilir, büzülür. Derken canavarlar yetiştirmeye başladı. Yani bu bütün dünyada herhalde böyle. Şımarık nesiller. Evet. Yani hani o merhamet... Sokakta yerdik, otururduk şöyle aslan gibi. Tabii yani bir korkardık. Yani hep yerdik ama yani sonuçta güzel korkardık. Güzel tokatlardı onlar be. Gerçekten yani, anlamını bulan tokatlardı. Öyleymiş yani. Şimdi tabii hani geriye dönüp bakınca ve farka bakınca neden oldu bunlar diye. Oradan anlıyorum ben de. Galiba bundan kaynaklanıyor birazcık. Yani bütün dünyada eğer ki bu şekilde hani her nesil gitgide biraz daha özgür bırakalım. İşte biraz daha özgüvenli çocuklar. Ya özgüven dediğimiz şey... Yani herkes kendi başına eğer ki bencil ve özgüvenli olacaksa zaten hani şu anda zaten 3. Dünya Savaşı'nın çıkmamış olmasına hani hayret edelim aslında baktığınızda. Herkesin birbirini çok çabuk böyle yok etmeye yönelik kalkanları var. Evet. Hemen yok edeyim onu. Çünkü trafikte öyle yetişiyor. Trafikte de öyleymiş. En basiti yani, aynen. Evet. Döneyim, yani vurayım. Gerçekten öyle. Yani. Bir anlık gerçekten bir anda böyle pisi pisine gidebilir insan. Yani o halde herkes birbirine inanılmaz öfkeli. Bilmiyorum yani hani yediklerimiz içtiklerimiz de belki o hormonlarımızı etkiliyordur. Hepsi bir yandan işte o kovaya dolunca sonuçta bize benzemeyen... Ama adına insan dediğimiz varlıklarla aynı dünyada yaşıyoruz. Ne güzel. Tabii çocuktan laf açılmışken hemen söyleyelim. Şimdi belki bu program yayınlandığında Sinan Bey baba olmuş olacak. Şu anda eli kulağında. Sizin yetiştireceğiniz evlat da pek bir kıymetli olacaktır bu ülke içinde, büyük dünya içinde. Büyük konuşmamak lazım tabii, bilemeyiz yani. İnşallah öyle olur. Bir yani. De şu vardır değil mi? İnsan mesela işiyle, eşiyle, evladıyla imtihandadır derler. Nasıl bakarsınız bu konuya bilmiyorum ama. Herhalde senin yansımandır. Değil mi? Çocuğun. Her şey senin kontrolünde olmayabilir. Ama sen bir baba olarak, anne, aile olarak demin dediğiniz gibi aman çocuğum şımar, aman bilmem ne olmaz, bilmem ne olmaz. Elini çektiğin zaman da belki de aksine tam tersini sağlıyorsun. İşte şu anki o dünya düzeninin yapmak istediği garip nesillere bir katkıda bulunmuş olacaksın. Evet. Ya benim annem beni korurdu, babam beni korurdu. Gerektiğinde tokatı da basardı. Günahını almayayım, babam bir tokatını hatırlarım sadece. Hak da etmiştim yani. Ama annemin terlikleri... Yani işte, şu terlikler. Hepimizin bahsettiği, hep yerini bulan o terlikler. Belki de o baltalar, baltaların isabeti ondan. Onlar bizi doğru rotaya soktu. Yani bazen tatlı dil seni o yola sokar. Evet. Bazen maalesef tatlı dilden anlamazsın. Acı olan dili tatmak zorundasındır. Şeyi de düşünürüm gerçi, bazen ben de özenmiyor değilim işte. Hani almayı da özellikle gördüğüm zaman ben de izliyorum uzaktan. Annesi orada oturuyor, babası orada oturuyor. Çocuk orada kaydıraktan ya da salıncaktan tak düşmüş. Bayağı da kötü yerde sürünüyor falan. Bir ailesine bakıyor şöyle. Hani onlardan bir aman görse ağlayacak çocuk. Evet, doğru. Onlar yan gözle görüyor. Bakmıyorlar. Çocuk bakıyor ki ilgi görmeyecek. Kalkıyor üstünün başını temizliyor, oynamaya devam ediyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bizim gibi mız mız ağlayan çocuklar gibi de olmuyor öyle yani. Bu çok güzel. Ama ben mesela geçen gün sosyal medyada şöyle bir söyleme rastladım. Çok ünlü bir futbolcunun eşi diyordu ki ben çocuğuma şunu öğretiyorum. Eğer birisi sana dayak atarsa sen onu daha beter döv. Eşi de diyor ki hani insanlar beni aslında agresif bir şey olarak, futbolcu, sporcu olarak tanıdı ama ben yine de çocuğumun bunu yapmasını istemem diyor. Örnek olmak adına belli ki. Ama eşi diyor ki hayır. Ben diyor çocuğumun ezilmesini istemem. Kim sana vuruyorsa sen ona iki mislini vur. Ezdirme kendini. Ya bu sosyal medyada sonuçta hani neticede ben duydum. Şimdi yani çocuklar da duyuyordur. Hani çocukların da karşısına çıkıyordur hani bu cümleler. Sonuçta yani hani muhakeme kabiliyeti henüz gelişmemiş bir, işte ergenliğe bile erişmemiş bir çocuk bunu duyduğu anda bak kadın işte şey sana bir vuruyorlarsa sen iki tane vur dedi diyerek sonuçta hani dediğim o canavarlara işte insan ama
içeride bir şey böyle hani ben daha güçlü olmalıyım. Fiziken de daha güçlü olmalıyım. Filmlerden de görüyorlar yok onu. Yok etmeye yönelik zaten. Güçlü aynen. olmalıyım. Demin dediğinize dair bir örnek kendi ailemden var. Biraz komik bir tesadüf oldu. Abimin utanarak bana anlattığı bir hikayedir bu. Hı. En büyük abim Almanya'da ve kendisi yogidir. Hani dinginliğin sanatını yazmış bir adamdan bahsediyoruz ama abim de ileriki yaşlarda çocuk sahibi oldu ve demek ki çocuk olunca o koruma güdüsü yogilik mogilik falan dinlemiyor yani. Çocuk dayak yemiş. Okulda Yusuf annesi de Alman bu arada. Hani sarışın bir oğlandan bahsediyoruz yeğenimden. biz de dayak yerdik ama Türk olduğumuz bilindiği için dayak yerdik o zaman. O zamanlar biz dövmüyorduk, vuramıyorduk yani. dayak yemiş. Küçücük daha. Hatta anaokulunda belki oluyor bu olay. Yani öyle büyük yaşlarda falan da değil. Abim de oturtmuş karşısına. Diyor ki büyük bir şiddetle ve şiddetle bir daha sana birisi vurduğu zaman sen ona daha güçlü vuracaksın. Ona şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Böyle kendimden geçtim diyor. Yogi. Tamam yogi olan ama yani. Hep böyle dingin oturan adamdır bu yani. Mesele evlatsa gerisi teferruattır hali. Belki de. Çocuk böyle sessiz sessiz dinliyor. Yusuf da hakikaten böyle çok melek gibi bir çocuk. Dinlemiş. Abim köpürmüş. Ağzından tükürükler falan çıkıyor. Yusuf durmuş. Baba bunu başka bir dille anlatamaz mıyım demiş. Gerçekten yani. O doğuştan yogi. O kadar utandım ki diyor. Bir anda kendime geldim diyor. Tekrar ben ne anlattım diyor bu çocuğa yani. Evet dediğiniz doğru. Yani böyle sosyal medyada takip edilen, izlenen birileri olarak maalesef ki kullandığımız cümleler, kelimeler çok önemli. Kesinlikle. Ben de yanlış şeyler söyleyebiliyor olurum. Olabilirim. Kesin burada söylediysem mesela. Keserseniz dava ederim. söylediklerimize çok dikkat etmek, konuştuklarımıza çok dikkat, önem göstermek zorundayız yani. Kesinlikle. Oyunculuğa gelirsek, şimdi deminden beri işte söylüyorum. Diyorum ki bu kadar çok aksiyon dolu hayatın içinde, bu kadar aksiyon varken nasıl olur da size hep böyle salon erkeği rolleri teklif edilir? Takım çok yakışıyor bana ya. Takım hepsi çok yakışıyor. Orası ayrı. Öyle diyorlar. Evet. Vallahi ben ondan çok bezdim, bıktım zaten salon erkeği muhabbetinden. Şu anki dizide de yine bir salon erkeği halindeyim baktığınız zaman ama. Kasaba doktoru. Kasaba doktorunda TRT'de. Ben gerçekten hep menajerime de söyledim. Konuştuğum yapımcılara, yönetmenlere, muhabbetim olan insanlara söylüyorum. Beni kirletin biraz diyorum. Benim salon erkeği vasfımdan, kimliğinden çıkarın. Benim yapabilirliğim sadece o alanda değil. Hatta artık hiçbir şey yapamıyorum ben o alanda zaten. Ne oluyor yani aynı şeyi oynamak zorundasın. Ondan sonra diyecekler ki ya bu adam aynı oynuyor. Kardeşim aynı roller geliyor. Ne yapayım adam tik mi katayım yani ben özellik katacağım yani sana. Ama bana öyle bir rol verin ki ben farklı bir gömlek giydiğimi bileyim ve hani ben sana o üslupla, o tarzla bir şeyler göstereyim. Evet. Oyunculukta sonuçta yıllar geçtikçe insanların şöyle istekleri oluyor gördüğüm kadarıyla. İşte benim ismim üste yazsın. Ondan sonra işte ben bu kadarcık mı görüneceğim? Hiç görünmesem daha iyiymiş gibi tepkileri oluyor. Sizde bunlar yok anladığım kadarıyla. Var. Niye olmasın? Benim de niye 5. 6. sırada isteyeyim ismimi? Var tabii ki. Yıllarını veriyorsan ekranlara, bu piyasaya tabii ki çoluk çocuğun altında benim adım ezilmesin diyorsun. Bu yapıya geliyorsun. Ama artık o çoluk çocuk dediğin bir bakıyorsun Instagram'da 1 milyon 2 milyon takipçisi var. Evet. İzlenirliği kesinlikle senden daha fazla. Emeği senden daha az olabilir. Ben şeye de karşıydım. Mankenler oyuncu olamaz diyenlere de karşıydım. Arkadaş yeteneği varsa, seyirciyi çekiyorsa herkesi oynatırsın orada. Bu anlamda o çoluk çocuğun isminin altında benim olmamın benim adıma bir sakıncası yok. Bir olur onun sırası, iki olur öbürünün sırası. Ben üçte de olurum, dörtte de olurum. Tebrik ederim bu anlamda. Ama bana genelde artık ve Sinan Albayrak. Hah onu soracaktım. Yapıyorlar. Ve yapıyorlar en sonunda güzel oluyor. Kasaba doktorunda da öyle yapılacaktı. Kasaba doktorunda istemedim. Ya sürekli ve o da çok yaşlı hissettiriyor beni artık dedim. Tamam. yaşlı adamlar ve olarak anılır. Orada bizi böyle hani üçlü olarak ikinci sıraya aldılar. Bu anlamda ve hani tabii ki bir değer veriyor elinden geldiğince yapımcı da sana. Tabii. Ama o milyonluk takipçilere bağlı olarak artık kaslar yapılıyor.
Değil mi? Ben de yapımcı olsam öyle yaparım. Hı hı. Tabii ki sanata, sinemaya yıllarca emek vermiş olan bir abimi, bir ablamı benim projem olursa orada değerlendirmeyi çok isterim. Hı hı. Allah bana o fırsatı, imkanı versin gerçekten. Hı hı. Öyle değerli isimleri de katabileyim bünyemize, kadromuza. Hı. Ama o işi götürecek olanlar artık o çoluk çocuk dediğim, milyonluk takipçileri olan o pırıl pırıl gençler. Hı hı. Çok da güzel gençler var ya gerçekten bu anlamda. Sosyal medyayı kullanış şekilleri falan filan bir kenarda. Hı hı. Bu ayrı bir konudur. Evet. Ama çok güzel oyuncular yetişiyor piyasada. Hı hı. Evet. Yepyeni gençler var. İsim olarak çoğunu bilmem. Hı-hı. Ama görüyorum, hı-hı, takip ediyorum. Bizim dizide de öyle gerçekten. Kasaba Doktoru orijinali Kore dizisi olan Romantik Doktor'dan, hı-hı, geliyor. Ben ilk defa bir dizimi, ben bir bölüm olmadı iki bölüm izleyebilirim kendime. Yani kendimden tiksiniyorum. Böyle bir bu oluyor, lafta değil, değil tiksinti geliyor. Surata bak, at suratlı ya da yine gözü kaymış diyorum, şaşarmış diyorum ya da ne bileyim dili peltekleşmiş diyorum. Bir garip görünüyorum, bir yaratığa dönüşüyorum orada. Nasıl ya, kendinize at suratlı mı diyorsunuz? Ha, at suratlıyım yani, uzun surat. Tövbe estağfurullah. At suratlı oluyor. Ay olur mu şey? Uzun suratlı ben öyle diyorum. Chuck Norris, bir Chuck Norris bir ben. Bir de Soner Aracı diyeyim. Soner. Tövbe estağfurullah. Hayır, bu bütün saydığınız isimler çok karizmatik ve yakışıklı isimler. Siz de dahil olmak üzere yani. Ama insanın kendine öyle bir acımasızlığı var, evet. Sesiniz, yani hani seslendirme de yapıyorsunuz sonuçta. Dinlediğinizde sesinize karşı da bu olay oluyor. Yaşıyor musunuz bunu? Ses M, A, S, T, A, U, R, neyse oluyor bu. Mesela ben kendi sesimi duymaya pek tahammül edemem de o yüzden sordum. Seste benim sesim zaten çok cıvık bir sesti normalde. Cıvık mı? Tabii çocukken ben açardım evdeki telefonları. Tabii ki hanımefendi, hı, falan derlerdi mesela. Hani buyurun hanımefendi işte. Aa, neyse artık. Nasıl yani? Kadın sesiyle karıştırırdım. Bir de çok cıvık, iğrenç, böyle tiz bir sesim vardı. Ergenlik benim. Döneminde mi? Ergenlik, hı, döneminde. Ya oturma döneminde sesin. Evet. Büyüdükten sonra da bir Almanya'dan gelme olduğum, hı, için cümle yapılarının o devrikliği ya da entonasyon, işte, hı hı, fonetik dağılımıyla, hı hı, alakalı olarak Çerkezce'nin getirdiği bir, hı hı, deformasyon, E'leri kapalı kullanmamız, E, hı hı, her el askerdir, her er askerdir, hı hı, her el askerdir, neyse. E'ler farklıdır, A'lar. Bunları duyduğum zaman, kontrolü kaybettiğim zaman, ben de şu anda muhtemelen kontrollü konuşuyorum ama artık bunu bilinçsiz yapıyorum. Hı. Bir de bende maalesef bir kemik sorunu var. Benim kemikler alındı yüzümde vaktinde. Yapay kemikler var benim suratımda. Hı. Maalesef bir konuşmada da zorlandığım kısımlar olabiliyor çene yapısı bakımından. Ama sesin bana getirdiği sıkıntı dinlerken başka bir şey. Bu deformasyonların ya da bu yanlış gelen o ses bilgilerinin, hı hı, dışında. Evet, kendi sesimi çok sevmiyorum. Ne zaman seviyorum? Masal okuduğumda seviyorum. Bir de sizin metinlerinizi okuduğumda. Çünkü masal gibi onlardan. Ya şurada bir iki örnek cümle kullanabilseydik keşke, onlardan benim kayıtlarda var mıydı şey, acaba? Şey değil mi? Koyarız montajda araya. Montajda koyarız da ben burada kurguda yerleştirdim. Tamam. Aa, güzel. Tamam. Kurgu yapalım, yapabiliyoruz. O cümleleri istiyorum duymayı ya. Çok kıymetli yapımcılarımızla, çok kıymetli bir firmada çok güzel belgeseller hazırlıyoruz. Birkaç dönemdir. Önce Sarayın Lezzetleri, ardından Lezzet Atlası. Hmm. Şimdi inşallah devamları da gelecek. Başka güzel i̇nşallah, işlerin. İnşallah, inşallah. Yani oyuncu kimliğinin dışında yapımcı olarak, evet, bir titrimin olmasını çok arzu, hı-hı, ediyorum gerçekten. Beraber sizinle çok güzel de işler yaptık. Çok, gerçekten, evet. Sarayın Lezzetleri, Yunus Emre Akkor'la, Lezzet Atlası, Sinem Çapraz'la. Bence İnci gibi programlar yaptık. Kesinlikle. TRT'de de gerçekten onların da verdiği imkanla beraber belki yine başka bir projede çalışacağız. İnşallah, inşallah, inşallah. Çok güzel işler. Benim de kendi meslek hayatımda en severek, en gurur duyarak, en çok öğrenerek, kendime bir şeyler katarak çalıştığım projeler bunlar. İyi ki birlikteyiz yani. İyi ki, gerçekten. Gerçekten. Sormak istediğim başka bir soru daha var. 15 yaş. Atladım orayı ama tekrar geri döndüreceğim sizi. Demişsiniz ki bir programda 15 yaş son yaş günüm olacak inancındaydım. Neden buldun? Hangi reportajı? Valla çalıştım size. Çok enteresan geldi bana. 15. yaşınızın son yaş gününüz olacağı inancı
Nereden geldi size? Ya ben rüzgarda savrulan bir poşet için bile ağlayan bir çocuktum. O da vardır o röportajlarda. Yani aşırı duygusal bir yapım vardı ve bilmiyorum, ailemin bu anlamda bana bir telkini falan olduğunu da hatırlamıyorum ama ben ölüme ve kadere iman olayını biraz daha erken hissetmeye başladım diyeyim. Ve belki bunu biraz abarttım. Nedense çocukluk itibariyle benim bir garip bir hayal dünyam vardı o zaman. Mesela şimdi büyüdükten sonra Michel Ende, onun masallarına Bitmeyecek Öykü gibi, Momo gibi mesela. Aşırı düşkün ve büyük sevgi duyan bir insanım. Masal okumayı çok seven bir insanım. Bu anlamda masal dünyasına olan ilgimin getirisi midir nedir bilmiyorum. Bir garip dünyam vardı benim. Burada da gördüğüm rüyaların etkisiyle belki de çok enteresan rüyalarım vardı. Yani yıllarca görmeye devam ettiğim aynı rüyalardan bahsediyorum. Çok fazla karabasanım vardı benim. Çoğumuz bir karabasan yaşamışızdır. Yaşadınız mı? Bir kere. Ben çok fazla yaşardım. Yani nasıl yaşıyordunuz onu? Çok yılgınlık duymuştum artık bundan çocukluğumda. Nasıl yaşardım? Uyanırsın ve kımıldayamazsın, sesini duyuramazsın halini. Evet. Ancak bir dua mırıldandığında çözülebiliyordun ondan. Ben de öyleydi yani. Ama ben bunu bir değil, iki değil, on değil, yani çok fazla yaşardım. Bu süreçlerde de nedense işte yazılarım vardı, şiirlerim vardı erken yaşta başladığım. Onlarda bile hep biraz konu oraya giderdi, ölüm kavramına. Ve ben inanmıştım 15 yaşında doğum günümde ben bay bay diyeceğim şeklinde. Çok ve o gün ben vedalaştım ailemle. Tabii onlar anlamadılar vedalaştığımı da. Ya gittim yattım, sabaha ben başka bir diyarda uyanacağım şekliyle. Belki de bu bir temenniydi. Belki de diyorum, ben de sorguladım o süreçleri. Bizde günah kavramı nedir? Yani akıl bali yaş dediğimiz bir unsur vardır bizim dinimizde. İşte kadınlar için 12, erkekler için 15 diyor mesela. Belki de günah çağına girmekten korktuğum içindir. Bir savunma dürtüsüyle de bu yanılgıya, sanrıya kapılmış olabilirim. Bunun net cevabını ben de bilmiyorum şu anda. Ama çok inandım buna. Sabah uyandığımda baktım ki aynı yerdeyim. Çok şükür. Evet, abdest aldım gidip ve namaza başladım. 15 yaşının, daha doğrusu 16'nın ilk günü olmuş oluyor. Namaza başlamış oldum. Belki tüm o karabasanlar... Gene de çok günahlarım var. Belki de bütün o karabasanlar bunun içinde. Buna hizmet ediyordu. Belki. Belki. Kim bilebilir. Aynen. Burada bir alacakaranlık müziği koysanız. İyi ki varsınız gerçekten. İyi ki birlikte çalışıyoruz. İyi ki yollarımız kesişmiş. Yıllar boyunca devam edelim. Amin. İnşallah. Gerçekten. Amin. Varlığınız bizim için... Bizim şirketimiz, yapımız için çok önemli. Hakikaten. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerle çalışmaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah yıllar boyu sağlıkla, huzurla devam etsin. Çok teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Kasaba doktorunu lütfen yakından takip edin. Derin. Evet. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.